Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. Genetiğin temel esasları kısmına devam ediyoruz. Bugünkü konumuzda kontrol çaprazlaması ve eş baskınlık olacak. Kurallarını anlatacağız. Bununla ilgili karşınıza çıkabilecek soru kalıplarını da çözeceğim bugünkü dersimizde. Hazırsanız başlayalım. Şimdi kontrol çaprazlaması ve eş baskınlık dediğimiz zaman bugünkü dersimizde kontrol çaprazlamasının tanımını vereceğiz. Neden yaptığımızdan bahsedeceğiz. Birkaç tane sorusunu da tabii ki çözeceğim. Arkasından eş baskınlık ne demekmiş? Mendel'den sonra bulunmuş. Burada ne gibi kurallar geçerli? Bunları da anlatmış olacağım. Kontrol çaprazlamasıyla başlayalım. Şimdi kontrol çaprazlaması, test çaprazlaması dediğimiz zaman havalı havalı genotipler, fenotipler, heterozigotlar, homozigotlar havalarda uçan cümleler tabii ki karşımıza çıkar. Aslında kontrol çaprazlaması niçin yapılıyor? Bir kişi baskın özelliğe sahip. Mesela ben kahverengi gözlüyüm. Kahverengi gözlü olmak mavi gözlülüğe baskın. Ben kahverengi gözlü olduğuma göre kahverengi gözlülüğü homozigot kahve şeklinde de taşıyor taşıyor olabilirim. Heterozigot kahverengi şeklinde de taşıyor olabilirim. Baskın fenotipe sahip bireyin genotipini belirlemek için kontrol çaprazlaması yapılıyor. Peki nasıl yapılıyor? Tutuyorlar bu baskın özelliğe sahip kişiyi çekinik özellikteki bireyle çaprazlıyorlar. Belli oranlarda yavrular elde ediliyor. Elde edilen oranlara bakarak kişinin homozigot mu heterozigot mu baskınlığı taşıdığına karar veriyorlar. Fenotipinde baskın özelliği gösteren genotipi bilinmeyen bireyin genotipini öğrenmek için çekinik bireyle çaprazlanmasına kontrol çaprazlaması ismini veriyoruz. Mesela bezelyelerde sarı olmak yeşil olmaya baskındı. O zaman sarı olanlar büyük A büyük A'da olabilir, büyük A küçük A'da olabilir. Anlamak için ne yapıyorlar? Gidiyorlar bunu küçük A küçük A ile çaprazlıyorlar. Diyelim ki 10 bin tane döl elde etti, 10 bin tane elde ettiği dölün içerisinde hiç yeşil çıkmadı, hepsi sarı çıkıyor. Hepsi sarı çıkıyorsa bu bezelye nedir? Homozigottur. Bundan hep büyük A geliyordur. 10 bin tane bezelyeyi çaprazladı. Bunun yarısı yaklaşık olarak yeşil renkli, yarısı yaklaşık olarak sarı renkli çıktı. He. O zaman ana birey heterozigottur diyorlar. Bu yöntem Mendel tarafından kullanıldı gençler. Halen genetikçiler tarafından da önemli bir çalışma aracı olarak kullanılıyor. Hemen çiçek rengi üstünden de örneğini göstereyim. Bizim bir mor çiçeğimiz var, bir de beyaz çiçeğimiz var. Mor olmak beyaz olmaya baskındır. Mor olanlar ne olabilir? Büyük M, büyük M veya büyük M, küçük M şeklinde olabilir. Gidiyorlar bunu küçük m küçük m ile yani beyazla çaprazlıyorlar. Gitti 5 bin 10 bin 100 bin elde etti. Morla beyazı çaprazladığında hiç beyaz çıkmıyorsa bundan mutlaka ne geliyordur? Büyük m. Yani o zaman bu büyük m büyük m'dir homozigottur diyorlar. Gitti çaprazlamayı yaptı. Yarısı beyaz çiçekli oldu. Yarısı mor çiçekli oldu. O zaman bunda heterozigotluk vardır. Yani çekinik özellikte vardır diyorlar. Bunun için kontrol çaprazlaması yapılıyor gençler. Hemen gösterelim soruların üstünden nasıl geldiğini. Kontrol çaprazlaması belirtilen bireylerden hangileri arasında yapılan çaprazlamadır? Neydi? Baskın fenotipe sahip bireyle çekiniğin çaprazlanmasından ortaya çıkıyordu. İki dominant birey arasında yapılan çaprazlama kontrol çaprazlaması değildir. İki tane resesif birey arasında yapılan çaprazlama kontrol çaprazlaması değildir. Baskın dominant bireyle çekinik birey arasında yapılan çaprazlama bizim için kontrol çaprazlamasıdır. Mesela insanlar üstünden örnek anlatayım. Ben kahverengi gözlüyüm dedim. Kahverengi gözlü olduğuma göre kesinlikle bir büyük ham yani baskın karakterim var. Gider de tutar işte mavi gözlü bir erkekle evlenirsem. Bizim mavi gözlü bir çocuğumuz olursa mavi gözgenin birini babasından alacak diğerini kimden alacak annesinden yani ben ne olmuş olurum heterozigot olurum İnsan üstünden oran aklınızda kalsın diye anlattım ama bezelyeler üstünden, bitkiler üstünden düşünün. 10 bin döl çıkmış. 10 bin dölün içerisinde çekinik özellik varsa bu heterozigottur. 10 bin dölün 10 bin dölünde de tamamıyla baskın özellik çıkıyorsa demek ki homozigottur diyorlar. Geleyim buradaki sorumuza. Yukarıda fenotipleri verilen canlılardan Hangilerinin genotipini belirlemek için kontrol çaprazlaması yapılmalıdır diyor. Şimdi şu bireye bakıyorum. Bu bireye baktığımız zaman büyük A'sı var. Yanını bilebilir misin? Hayır. Küçük B fenotipinde olduğuna göre genotipi küçük b küçük b, küçük c küçük c olmak zorunda. Büyük D'si var. Ne bileyim ben yanını. Bunun için kontrol çaprazlamasına gerek var çünkü A karakteri ve D karakterini homozigot mu heterozigot mu taşıdığını bilmiyorum. E bunu yazmaya çalışayım. Bunun fenotipiyle genotipini hemen çıkartabilirim. Çünkü fenotipinin tamamı çekinik olduğuna göre genotipi de çekinik olmak zorunda. Kontrol çaprazlamasına gerek yok buna bakacak olursak hemen küçük a olduğuna göre küçük a küçük a olacak. Büyük b yanını bilemedim. Büyük c yanını bilemedim. Büyük d yanını bilemedim. Demek ki bunun içinde kontrol çaprazlaması yapmamıza gerek var. Buraya baktığın zaman zaten tüm karakteri bilinmiyor. Gençler hepsi için kontrol çaprazlaması gerek var yapılacaktır. Yukarıda fenotipleri verilen canlılardan hangilerinin genotipini belirlemek için kontrol çaprazlaması yapılmalıdır diye sormuşuz. Cevabımız tabii ki 1, 3 ve 4 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. Kontrol çaprazlamada durumlarından hangileri baskın fenotipli bireyin heterozigot genotipli olduğunu ispatlar diyor. Şimdi Çaprazlama sonucunda oluşan bireyler sadece baskın fenotipte ise herkes mutlaka büyük ağlı büyük ağlı çıkıyorsa o zaman ata birey nedir? Homozigot baskındır bu bir şeyi ispat etmez. Çaprazlama sonucu oluşan bazı bireyler baskın bazı bireyler çekinikse o zaman ata birey bizim kontrol çaprazlaması yaptığımız birey heterozigot genotiplidir. Çaprazlama sonucu sadece çekinik bireylerin ortaya çıkması demek zaten kontrol çaprazlanması yapılmadığı anlamına gelir. Baskın fenotipli bireye kontrol çaprazlaması yaparsan hem baskın hem çekinik özellikler ortaya çıkacaktır. Ya da sadece baskın özellikler ortaya çıkacaktır. Sadece çekinik diye bir şey açığa çıkmaz. Hangilerini ispatlar dediği için cevabımız yalnız 2 oldu. Geldim eş baskınlık dediğimiz kısma eş baskınlık Mendel'den sonra keşfedilen bir durumdur gençler. Biz şimdiye kadar neyi öğrendik? İki tane özellik var. Bunlardan biri dominant baskın, diğeri çekinik resesif oluyor. Bu iki gen yan yana geldiği zaman baskın olanın özelliği görülüyor diye öğrendik. Eş baskınlık durumunda ise yine bir karakterin ortaya çıkmasını kontrol eden aleller var. Bu aleller birbirine baskın gelemiyor. Eş baskın durumunda oluyor. Yani fenotipte ikisine ait özellikler de ortaya çıkıyor. Örnek üstünden anlatayım normal şartlarda benim bir kırmızı çiçeğim var bir de beyaz çiçeğim var. Soruda sana dersem ki kırmızı olma geni beyaz olma genine baskındır. Kırmızı genle beyaz gen yan yana geldiği zaman yavrunun ne olmasını beklersin? Kırmızı olmasını beklersin. Ama benim bir kırmızı çiçeğim bir de beyaz çiçeğim var aralarında da eş baskınlık var dersem kırmızı genle beyaz gen yan yana geldiği zaman çiçekler kırmızı beyaz alacalı oluyor. Hem kırmızıyı görüyorsun hem beyazı görüyorsun o çiçekte. Ya da Siyah köpek var, beyaz köpek var. Siyah ve beyaz genleri birbirine eş baskın. Yavru dalmaçyalı oluyor. Hem siyahı görüyorsun, hem beyazı onun üstünde görüyorsun. Mendel'in çalışmalarında tam baskınlık durumunda heterozigot genotipli bireylerin fenotipinde baskın özellik dediğimiz durum söz konusu oluyordu. Eş baskınlık durumunda ise Aleller birbirine baskınlık kuramadığından heterozigot bireylerin fenotipinde iki alelin etkisi birden görülüyor. Eş baskınlıkta heterozigot genotipli bireylerde her iki allelde de fenotipi ayrı ayrı ve farklı olarak etkiliyor. Eş baskınlığı insanlarda da görüyoruz. Gençler MN kan grubu sistemi AB0 kan grubu sistemindeki AB genleri eş baskınlığa örnektir. MN üstünde özellikle bir durayım gençler. Şimdi bizim kan grubu sistemimizi anlatacağım bir sonraki derslerimizde. AB0 sistemi bakımından hangi kan grubuna sahip olduğumuzu biliyoruz. Eraş bakımından da pozitif miyiz, negatif miyiz bunu da biliyoruz gençler. Ama bizim bir de MN kan grubumuz var. Kan gruplarında öldürücü etkiye sahip olmadığı için kan alışverişi yapılırken M miyiz, N miyiz yoksa MN kan grubuna sahip miyiz bilmiyoruz. Dediğim gibi bazı insanlar M kan grubuna, bazı insanlar N kan grubuna, bazı insanlar da MN kan grubuna sahip. Çünkü M ve N genleri arasında eş baskınlık var. O zaman ben birinin M kan grubuna sahip olduğunu söylüyorsam genotipi nasıl olmak zorunda? MM. Çünkü yanında ne olsaydı o MN kan grubu olurdu. Bir kişi N kan grubuna sahipse ne olmak zorunda? NN N olmak zorunda. Birinin MN kan grubuna sahip olduğunu söylüyorsam fenotipi ile genotipi birbiriyle aynı olmak zorunda. Kan grubu tayini yapılırken de kanda bulunan antijenlere bakılır. Mesela A antijenini bulundurana A kan grubu, B antijenini bulunduranlara B kan grubu, hem A hem B antijenini bulunduranlara AB kan grubuna sahiptir diyoruz. Hiç antijen taşımayanlara ise sıfır kan grubuna sahiptir diyoruz. AB kan grubu sisteminde de A ile B arasında eş baskınlık var. Sıfırda bunlara çekinik geliyor. Devam edelim. Hemen aslında kural olarak nasıl çıkıyor bakalım. Eş baskınlığın olduğu monohibrit çaprazlamalarda fenotip ve genotip ayrışım oranı her zaman 1-2-1 şeklinde çıkacak gençler. Nasıl olduğuna bakalım. Şimdi benim AB kan grubuna sahip iki tane bireyim olsun. Bunların oluşturabileceği gametlere bakacak olursak 1 bölü 2 yani yarım oranda A gametini verebilir ya da B gametini verebilir. Aynı şey burası için de geçerlidir. Ya A gametini verecek ya da şey 1 bölü 2 oranında A gametini verecek ya da 1 bölü 2 oranında B gametini vermiş olacak. Çaprazlamayı yaparsak normal çaprazlamadan hiçbir farkı yok. Bunu tut bununla yaz, bunu tut bununla yaz, bunu tut bununla yaz şeklinde yapacağız. Bunların F2 dölünü yani yavrularını bulacak olursak A, A kan grubuna sahip olabilir. A, B kan grubuna sahip olabilir. A'yı başa yazayım aklım karışmasın. A, B kan grubuna sahip olabilir. Veya B, B kan grubuna sahip olabilirler. Başka bir alternatif yok. O zaman fenotip çeşidine baktığım zaman hocam A kan grubu olabiliyorlar. A, B kan grubu olabiliyorlar veya B kan grubu olabiliyorlar. Fenotip çeşidi kaç çıktı? 3. Genotip çeşidine bakalım. AA olabilir, AB olabilir veya BB olabilir. He. Genotip çeşidi de 3 çıktı. Yıldız, yıldız, yıldız. Eş baskınlıkta fenotip çeşidi genotip çeşidine eşittir. Fenotip oranına bakacak olursak, hocam AA olabiliyorlar, AB olabiliyorlar, BB olabiliyorlar. Genotip oranına bakacak olursak, hocam yine AA var. A, B var. B, B olabiliyorlar. 1, 2, 1 yine yıldız. Fenotip çeşidi oranı genotip çeşidi oranına eşittir gençler. 1, 2, 1 çıkar. Şuradan bir mantığını anlatmış olayım tekrar size. Mendelin bulduğundan ne farkı var? Şimdi mendel genetiğinde yani şu tam baskınlık genetiğinin üstünden gidelim. Tam baskınlık olsun tam baskınlıkta da işte kırmızı. Çiçekli olmak, beyaz çiçekli olmaya baskın olsun. Böyle olduğu zaman kırmızıya büyük A derim, beyaza küçük A derim. Heterozigot iki bireyi çaprazlamaya kalktığımda ne açığa çıkar? Büyük A büyük A'da olur hocam, büyük A küçük A'da olur, büyük A küçük A'da olur, küçük A küçük A'da olur. Bunlara baktığım zaman bu ne renk olur? Kırmızı. Bu ne renk olur? Kırmızı. Bu ne renk olur? Beyaz şeklinde yazabilirim gençler. Buradan fenotip çeşidini bulmak istediğim zaman ne diyordum? Ya kırmızı oluyorlar ya beyaz oluyorlar. Fenotip çeşidi 2'dir diyordum. Genotip çeşidine de bakacak olursam büyük A büyük A'da olur, büyük A küçük A'da olur, küçük A küçük A'da olur. Genotip çeşidi 3 çıkıyordu. Fenotip ayrışım oranına baktığım zaman diyordum ki üç tane kırmızı var bir tane beyaz var genotip ayrışım oranına baktığım zaman bir tane büyük A büyük A iki tane büyük A küçük a bir tane de küçük a küçük a vardır diyordum ne zaman tam baskınlık durumunda ama işin içerisine eş baskınlık girerse hesaplamayı nasıl yapacağız eş baskınlık durumu olsun Yine diyeyim ki kırmızı çiçekler var. Kırmızı çiçekler beyaz çiçeklere eş baskın geliyor. O zaman sen birine büyük, birine küçük harf veremezsin. Baskınlık çekiniklik durumu yok, eş baskın. Kırmızı olana K diyeceksin, beyaz olana B diyeceksin. Hangi harfi kullandığın önemli değil. Ne yapıyorum? KB iki tane heterozigot bireyi çaprazlamaya başlayayım. Yine normal çaprazlamamızı yapıyorsun. KK olur hocam. KB olur hocam. K'yı başa yazayım attım karışmasın hocam. BB olabilir diyorsun. Baktığın zaman şu ne renk olacak? Kırmızı renkli olacak. He. K ile B yan yana geldiği zaman hem kırmızıya ait özelliği hem beyaza ait özelliği göreceğim. Yani bunlar alacalı olacak. Burası ise beyaz olacak gençler. Şimdi fenotip çeşidini yazmaya çalışayım. Fenotip olarak dışarıdan baktığın zaman kırmızılar var, kırmızı beyaz alacıllılar var, beyazlar var. Fenotip çeşidine çıktı 3. Genotip çeşidi değişmez. KK, KB, BB var. 3. Fenotip ayrışım oranına baktığımız zaman he. Kırmızı var kırmızı beyaz alacalı iki tane var. Bir tane de beyaz var. Genotip ayrışım oranına baktığımız zaman da KK var. iki tane KB var. Bir tane BB var. Yani eş baskınlıkta fenotip çeşidi genotip çeşidine fenotip ayrışım oranı genotip ayrışım oranına eşit çıktı. Tam baskınlıkta ise farklı durum söz konusu oluyordu. Burası çok önemli. Mutlaka bu karşılaştırmayı kendi içinizde not alın gençler. Bazen soru yazıyoruz. Diyoruz ki şu 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 şu, şu genotipe sahip iki birey çaprazlandı. Şu genler arasında tam baskınlık, bu genler arasında eş baskınlık vardır fenotip çeşidini genotip çeşidine hesaplayınız diyoruz. Tam baskınlıkta farklı bir şey yapıyorsun. Eş baskınlıkta farklı bir hesaplama yapıyorsun. Devam ediyorum. <laughs> Heterozigot kahverengi gözgenine sahip MN kan gruplu iki bireyin çaprazlaması sonucu oluşabilecek fenotip çeşidi sayısı kaçtır? Battığımız zaman soruda bize kahverengi gözlü olmak, mavi gözlü olmaya baskındırı da verdi. MN kan grubunun da eş baskın özellikle olduğunu biliyoruz. Heterozigot kahverengi gözlü olduğuna göre büyük A küçük A diyebilirim. MN kan gruplu olduğuna göre MN şeklinde de yazabilirim. Böyle iki bireyin kendileştirilmesi yani kendisiyle aynı genotipte bireyle çaprazlaması söz konusuymuş. Yani çaprazlayacağım birey şu şekilde olmak zorunda. Her zaman ne yapıyorsun? Elmaları elmayla, armutları armutla çaprazlıyorsun. Ağları kendi içinde çaprazladığım zaman büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A oldu. Sonra MN çarpı MN dediğimiz zaman MM olabilir, MN olabilir, MN olabilir veya NN şeklinde olabilir. Fenotip çeşidini bulmak istiyorum. Fenotip çeşidi A'lar için düşündüğümüz zaman bir de genotip çeşidini de altına yazmış olayım gençler. A'lar için kaç çeşit fenotip çıktı? Ya büyük A'ya benziyorlar ya küçük A'ya benziyorlar. İki çeşit çıktı. Peki MN karakteri için baktığım zaman hocam M oldular, MN oldular, N, NN oldular. He, buradan 3 geldi. Yani fenotip çeşidi kaçtır? 2 kere 3'ten 6'dır gençler. Genotip çeşidine baktığım zaman büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Küçük A genotip çeşidi 3 çıktı. MN grubu o, bakımından yaptım. baktığım zaman da MM, MN, NN çıktı. Yani buradan da 3 geldi. O zaman genotip çeşidi de 9 duru yapıştırdık. Cevabımız da D'ye düşmüş oldu. Devam ediyorum. MN kan grubu sisteminde heterozigot iki bireyin çaprazlanması sonucu bireylerinden hangileri oluşabilir diyor. MN kan grubu bakımından heterozigot olması ne demek? Yani şu genotipe sahip iki bireyin çaprazlanmasından bahsediyoruz. Bunu tut bununla, bunu tut bununla, bunu tut bununla, bunu tut bununla, bunu tut bununla yaz. E ne çıkacak? Az önce de yapmıştık. MM -M olabilir, MN olabilir, MN olabilir veya NN kan grubuna sahip olabilir. Homozigot M kan gruplu yani MM birey çıkıyor mu? Çıkıyor. Hem de kaç oranında? 1 bölü 4 oranında çıkıyor. Bunu aldım. Heterozigot N gruplu diye bir şey mi var? Heterozigot N gruplu olmak ne demek? N'nin yanına M gelirse zaten MN kan gruplu oluyor. Böyle bir birey yok ki. MN kan gruplu birey tabii ki MN genotipine sahip birey çıkıyor. Hem de %51 bölü 2 oranında meydana geliyor hangileri oluşur dediği zaman da cevabımız 1 ve 3 oldu. Geldim diğer bir soruma. Tonguç fenotipli bir bireyin genotipini belirlemek için yapılan kontrol çaprazlamasında aşağıda verilen genotiplerden hangisine sahip bireyin oluşmayacağı kesindir diyor. Şimdi baktığımız zaman bu fenotipiymiş. O zaman yazmaya çalışayım. Büyük T'si var. Yanının ne bileyim ben. Küçük o, küçük o büyük n'si var yanını bilemedim büyük g'si var yanını bilemedim büyük u'su var yanını bilemedim büyük ç'si var yanını bilemedim Hangi bireyin oluşmayacağı kesindir diyor. Bunun aslında kontrol çaprazlaması yapması demek. bire bir aynı karakterin çekinikleriyle çaprazlanması anlamına gelmez mi gençler? Bu çaprazlamayı yaptığın zaman şurası tamamiyle çekinik birey. E baktığın zaman Buradan büyük T, buradan küçük T gelebilir. Bir taraftan büyük T, bir taraftan küçük T gelebilir. Veya burası küçük T'li ise küçük T, küçük T olabilir. Ama şöyle düşüneceksin. Küçük T, küçük T yine buradan da gelebilir. Baktığımız zaman bize ipucuyu neresi verecek? şu verecek gençler. Buradan mutlaka ne gelmek zorunda? Küçük o gelmek zorunda. Ben bunu çekinikle çaprazladığıma göre buradan da küçük o gelmek zorunda. Seçeneklerin içerisinde büyük oğlu birey varsa bu bize sıkıntı yaratacaktır hangisine sahip olmayacağı kesindir diyor. E baktığımız zaman gençler küçük o küçük o küçük o küçük o oğlar da bizim için gitti. G'lere baktığımız zaman büyük g'ler de gelebilir, küçük g'ler de gelebilir. Bu da bizim için bir şey ifade etmiyor. Ha, u'lara baktım. Yine aynı mantıkla bir şey ifade etmedi. İşimiz ç'lere kaldı. Bir kere çaprazlama yaptığımız zaman büyük ç büyük ç'nin gelme ihtimali yok. Neden? Şuradan büyük Ç gelse bile burada büyük Ç yok ki küçük Ç mutlaka olmak zorunda. Zaten resesifle çaprazlıyorsun ya mutlaka birer tane küçük harfi bulundurmak zorundalar. Buradan büyük Ç büyük Ç birey çıkmaz deyip geçiyoruz. Geldim diğer bir soruma. Aşağıda verilen soy ağacında numaralandırılmış bireylerin MN kan grubu sistemi bakımından genotipleri bilinmektedir. Buna göre numaralandırılmış bireylerin kan grubu fenotiplerini yazınız diyor. Şimdi yazmaya kalktığımız zaman bir kere M kan grubuna sahip olanın MM olduğunu biliyorum. Baktığımızda bu da kesinlikle MM olmak zorunda. Şu da NN olmak zorunda. Fenotiplerinden genotiplerini zaten bu bireylerin yazabilir. Baktım. M, M, kan grubuna sahip olduğuna göre M'nin birini nereden almak zorunda? Bu taraftan almak zorunda. Bunların N kan grubuna sahip bireyleri de olmuş. O zaman şuradan bir kafadan N'nin gelmesi gerekiyor. Ama bunların M, M, kan grubuna sahip çocukları olmuş. M'nin birini buradan aldıysa diğerini kimden almak zorunda? Bu taraftan. Yani bir numaralı bireyin M, N kan grubuna sahip olduğunu bulduk. Bu 3 numaralı bireye bakacak olursak bu taraftan M'yi alsa şuradan N'yi almış olabilir mi? Olabilir. Bu taraftan N'yi alsa bu taraftan N'den başka alternatif yok. N gelmiştir. Yani ben 3 numaralı bireyi de şöyle yazmış olayım gençler. 3 numaralı birey için 2 alternatif çıktı. M, N de olabilir. N, N şeklinde de olabilir. 2 numaralı bireyi de hesaplamaya kalkıyorum. 2 numaralı bireye baktığımız zaman gençler buradan M gelmek zorunda. Şuradan da N gelmek zorunda. M N olmaktan başka alternatifi yok. Ki diyeceksiniz. Böylelikle tüm hepsinin genotiplerini ve fenotiplerini gösterebilmiş olduk. Hemen konumuzu bitiriyoruz. Gençler kontrol çaprazlaması niçin yapıyordu? Genotipi bilinmeyen bir bireyin fenotipine hesaplamak için yapılıyordu. Bir karakterin oluşmasını sağlar genler birbirlerine tam baskınlık kuramazsa da eş baskınlık dediğimiz durum söz konusu oluyorlardı. İnsanlarda MN kan grubu ve AB0 kan grubu da tabii ki eş baskınlığa örnekti. Hemen ödevlerinizi de vererek dersi bitireceğim gençler. Sıfırdan onayı açıyorsunuz. Mendel'in çalışmaları kısmını zaten geçmiştik. Monohibrit çeşitli gametleri nasıl buluyorduk onları yapmıştık. Kalısal kavramlar testlerini de çözmüş olmanız gerekiyordu. Biz bugünkü dersimizde ne anlattık? Eş baskınlıktan ve kontrol çaprazlamasından bahsettik. O yüzden tara geç testlerinizin sonuna kadar geliyorsunuz. Çok alelli kısmına geçmiyorsunuz. Bir sonraki dersimizde çok alelli kalıtımı ve kan gruplarında kalıtımı anlatacağım. Sıfırdan ona da sayfa yüze kadar çözmediğiniz hiçbir kısım kalmasın. Aynı şey 10 dinamo içinde geçerli buradaki testlerin de sonuna kadar gelmiş olmanız gerekiyor gençler. Hemen tarama testinin son sayfasında size söylemiş olayım. Sayfa 89'a kadar da 10 dinamodan ödeviniz gençler. Ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıdaki Yorumlar kısmını bekliyorum. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki dersimizde de çok allerli kalıtım ve kan gruplarında kalıtımı işleyeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.